Fatma Hocam, tabii kanser hastalarımız daha hassas bir süreç geçiriyorlar. Daha çok dikkat ediyorlar kendilerine. Sizin de konuşmalarınızda vermiş olduğunuz mesajlardan belirttiğiniz gibi onlar bu sürece daha da adapte oldular. Çünkü zaten kendilerini kontrol ediyorlardı. Şimdi daha da çok kontrol etmek zorundalar. Neden? Çünkü hassas bir süreç geçiriyorlar. Tabii hem Ramazan ayı olması hem Covid salgınıyla birebir dünya savaşıyor, virüsle dünya savaşıyor. Tabii bu süreçte ben kısa bir toparlamanızı isteyeceğim. Tabii programımızın sonuna da yaklaşmışken gerek Ramazan'la ilgili gerekse Covid-19 ile ilgili kanser hastalarımızın tekrar dikkat etmesi gereken unsurlardan kısaca üstünden geçer misiniz hocam? İçinde bulunduğumuz ay Ramazan ayı nedeniyle aktif tedavisi olan, aktif kemoterapi özellikle alan hastalarımızla oruç tutmalarını önermiyoruz. Sağlıklı diğer açılardan, tansiyon, şeker, kalp hastalığı gibi hastalıklar olup stabil olanlar ya da aktif takiplere gelen hastalarda eşlik eden hastalıklarına göre yine diğer hastalıklarının mutlaka ciddiyetine göre de oruç konusunda tutabilirler. Ona göre değerlendirilmesi gerekiyor. Covid-19 ile ilgili onkoloji hastaları tabii ki normal popülasyona göre enfekte olduğunda daha ağır seyretmesi daha fazla beklenen hasta grubu. Bu nedenle de mümkün olduğunca bu hastalığı kapmamanın önemli olduğu ya da bulaşmamasının önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü ilerideki sekellerini bilmiyoruz, nasıl iz bırakacağını. Bu nedenle onkoloji hastalarımızda da tüm sağlıklı bireyler gibi izolasyona maksimum önem vermelerini, sadece hastalarımız değil, onlara refakat eden, birlikte yaşayan yakınlarının da mutlaka çok dikkatli olması gerektiğini vurguluyoruz. Hastalarımızın bir kısmı Covid-19'dan o kadar korktu ki aktif tedavilerini aksatanlar oldu. Hastaneye gelenler de oldu mu Fatma Hocam? Oldu. Benim hastalardan az oldu ama oldu. Çünkü zaten tabii ki aktif tedavilere gelmek kolay bir iş değil. Bu ortamda da biraz daha tedirgin olan çok az bir alt grup oldu. Onları da vurgulamaya çalıştık. Yani 2 aylık, 3 aylık tedavisiz kalma süreçleri önemli süreler. Bu sürede hastalık progresi olduğunda, yani kötü anlamda ilerlediğinde o sorumluluğu hastaların kendilerini kabul ettiğini etmeleri gerektiğini vurguladık hastalara. Yani şunu söylüyorsunuz, kanser hastalığından bu kadar korkmadılar, Covid-19'dan korktuk. Evet, bir kısmı öyle yaptı. Bu biraz daha bilgi konusunda ya da şunu da söyledik, o korkan hasta gruplarında önemli bir kısım hastaneye gelmedi ama dışarıda gezebildi. Yani eğer evde izolasyon kurallarına uymayan birileri varsa, kendini izole edemiyorsa ya da hasta bunu yapmıyorsa biz de gelmelerini istemedik. Çünkü hem kendisi hastalık kaptığında kendini riske edecekti, hem de kapıp alana geldiğinde, polikliniğe geldiğinde diğerleri için de risk olacaktı. Biz çünkü mutlaka daha eksik. Evet, mutlaka sıkı izolasyon yapmalarını vurguladık ama bunu bir şekilde reddeden, yapamayan kişilerin de o zaman tedavilere gelmesinde uygun olmadığını belirttik. Ama genelde bizim takip ettiğimiz hasta grubunda bu çok az bir alt grubu oluşturdu. Evet, herkes hastanemizde her türlü önlemler alınmış. Hastanemizde alındı. Onkoloji merkezinin çoğunda alındı. Evet. Ve bu kurallara uyan hastalarımda %99'unda bir sıkıntı yaşamadık zaten. Ve aktif tedaviler de devam etti. Sorunsuz yani bir şekilde. Yani hastalar hastaneye gelecekler, tedavilerini evet, alacaklar. Evet. Çünkü yani hastaneler koronavirüs bulaştırılan yerler değil. Şimdi nasıl kalp krizi geçiren acil kişi anji olması gerekiyorsa ya da bypass olması gerekiyorsa, akut apandisit olan bir kişi apandisit ameliyatı olması gerekiyorsa, onkolojide bazen öyle tedaviler var ki asla takibi ya da tedavisi ötelenemez. Evet. Bazı tedaviler var, seyreltilebilir. Bazıları ötelenebilir ama bazı tedaviler vazgeçilmez. Onun için de hastalara bunları çok ayrıntılı bir şekilde vurgulamaya çalıştık. Buna rağmen tedavisini aksatmayı tercih edenler tabii ki kendileri riski kabul ederek aksatmış oldular. Peki Fatma Hocam, yeni tanı konulan kanser hastaları? Çok sayıda yeni tanı konulmuş hastaya tedavi başladık. Çok sayıda bu süreçte. Çünkü birçok merkezde
muhatap bulmakta zorlandılar. Çünkü çok yaygın COVID hastalığı bakıldığı için. Bu nedenle de tanı da konulmaya devam etti. Çünkü insanlar sonuçta yeni kanser tanısı da alabiliyor. Kalp krizi geçirebildiği gibi, dediğim gibi apandist olabildiği gibi, safra kesesi iltihabı olabildiği gibi yeni kanser tanısı da aldı bu süreçte. Çok sayıda hastamıza da yine tedavi planı yaptık. Ameliyat ettirdik, kendi yakınlarımıza ameliyat ettirdik yeni kanser tanısı olan. Hastalarımızdan ameliyat ettirdiklerimiz oldu. Radyoterapi verdiğimiz oldu. Kemoterapi, immünoterapi, akıllı ilaçlar, onlara başladıklarımız oldu. Çünkü tedaviyi vermediğimizde hastalık ya da gerekli operasyonu yaptırmadığımız hastalığın vereceği zarar, COVID'in vereceği zarardan daha fazla olacaktı. Ama burada tabii ki COVID zarar vermez demiyoruz, verecek ama mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışarak, tedbirleri alarak riski minimize etmeye çalıştık.